Madenli vatandaşlar, Maden ilçesinde bulunan maden rezervleriyle ilgili konuştu. Madenliler, fabrikanın madende kurulmasını istedi. Bir süredir çalışmalarını Maden ilçesinde sürdüren Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile Türkiye Petrolleri ekipleri geçtiğimiz aylarda çalışmalarını tamamladı. Bölgede bir yıl boyunca yürütülen çalışmaların ardından Sağırlı Köyü, Kısa Bekir ve Seterli mezralarında önemli miktarda maden rezervlerinin bulunduğu açıklandı. Bölgede başta bakır olmak üzere altın, çinko ve kobalt gibi birçok maden rezervinin olduğu tespit edildi. Maden ilçesinde bulunan maden rezervleri, maden sektörü başta olmak üzere Elazığlıları ve maden ilçesindeki vatandaşları heyecanlandırdı. Tabii ki heyecanlıyız. Yani bu gurur verici bir şey. Bu sırf madenle ilgili değil ki, Türkiye'miz adına gurur verici bir şey. Çünkü bulunan bakır, sırf bakır değil, kobaltı var, çinkosu var, bir sürü maden. Burada madenin eski günlerine gelmesi söz konusu, yatırımların olması söz konusu, insanların refah düzeyinin bir şekilde artması söz konusu. Yani bunlar olumlu, gurur verici şeyler. Biz istiyoruz ki yeni bir tesisimiz de olsun burada. Yani Cevher'in bulunduğu yerde bir fabrikada yapılsın. Madenin kurtuluşu bunda. Yani Adıyaman'la bir yapmışlar. Bugün yarın fabrika Adıyaman'da yapılsa madene ne düşecek? Elazığ'a ne düşecek? Bizim temelimiz bakır madende çıkıyorsa fabrikası da madende olsun. Düzenli bir firma olursa inanıyorum maden eski günlerine dönebilir. Ama bakıyoruz yani yine burada bakır rezervleri var, burada fabrika var. Adamların ne yaptığı belli değil. Maden gitgide onların sayesinde geriye düşüyor. Ya güçlü insanların alması lazım. Bu işi bilen insanların alması lazım. Bakırdan anlayan insanların alması lazım. Tabii canlıyız. Yani boşta gezen arkadaşlarımız var, insanlarımız var. Yarın orada bir istihdam olacak. Millet çalışacak. İşsizliğin önü açılacak. O yüzden mutluyuz yani. Madenli vatandaşlar yeni rezervlerin madene çok katkısı olacağını söyleyerek fabrikanın kesinlikle Maden ilçesinde kurulması gerektiğini belirtti. Buradan emekliyim, bakır fabrikasından. 1979'da ben işe başladım. Başladığım dönemde 500-600 kişiden fazlası orada çalışma var, yani insanlar çalışıyor yani. Şimdi bu durumda fabrikamızı kapattılar. Yani bakır rezervi olmamasının sebebiyle kapatıldı, yani yok edildi. Bulunsa çok iyi olur, yani bulunmuştur da. Burada bir sürü insanlar boş geziyor, fakirlik başlamış, insanlar göç ediyor. Madenimizde insan kalmadı. Herkes göç etti, yani bu fakirliğin yüzünden. Bir kısım da buradan hani yıkılma, heyelan yüzünden gidenler de çok oldu, yani göç edenler çok oldu. Katkısı olur değil mi şu an? Tabii ki katkısı olur, yeni bir maden oluşur, yeni çeşitli şeyler gelir, yeni çeşitli buluşlar olur. Ne bileyim yani, her konuda insanlar mutlu olur yani. Ya büyük katkısı olur tabii ki, bu büyük bir şeydir yani. Ne demek? İnsanlar, herkes çalışır, gençlerimiz, boşta gezen insanlarımız çalıştığı zaman herkes mutlu olur. Cebi parayla dolar, bak kahvelerimiz. Burada kahvede oturuyoruz ya, bir kişi ya iki kişi adam var. Niye gelmiyor? Adamın cebinde para yok, mutsuz. Bizler şu anda çok kötü durumdayız. Yani getirdiler başımıza 1 milyon metreküp harfiyat döktüler. Yukarıdaki firma. Ondan sonra burası heyelan riski kapsamına alındı. Bizlere çıkın boşaltın diyorlar. İlçemizin nefes aldığı yol, köprü kapatıldı. Burası daha önceden madenin Wall Street'i iken, finans merkezi iken, şu an taşra oldu burası. Bugün sabahtan açmışım, saat 12'yi geçmiş, 7 liralık iş yapmışım ben. Yani böyle mi olmalıydı bu ilçe? Geçmişte ilçemiz Elazığ'a, bölgeye, ülke ekonomisine hitap ederken şimdi bizlere de hitap edemez halde geldi. Bence önce bu konunun ele alınması lazım. Bizim bu sorunumuzun çözülmesi lazım. Yani sahanın %30'unda çalışma yapılmışken hemen ihaleye çıkılmasına anlam veremiyorum. Artı o ihaleye şöyle bir şart konmalı. İhale şartlarından bir tanesi de bu tesis burada yapılmalı. Madende yapılmalı. İstihdamda öncelik maden gençlerinin olmalı. Katkısı illaki olur. İlçeye de olur, ile de olur, ülke ekonomisine de olur. Çünkü daha
%30'lardayken saha çalışması 10-15 milyar dolardan bahsediliyor. Yani bu %100'e ulaştığı zaman nereleri bulacak? Tabii ki yani ilçemize de katkısı olacak, ilimize de olacak, ülkemize de olacak. Vatandaşlar ayrıca 4 Nisan'da yapılacak ihaleyi Elazığlıların almasını istedi. 250 kilometre uzaklıkta tesis kurulacak diyorlar. O da Malatya, Adıyaman'a kadar ta bu 250 kilometre bir alandır. Biz ilçemizde, ilimizde yapmasını istiyoruz. Yani ilçemize yakın bir yerde olması istiyoruz. Maksat bize bir katkısı olsun. Yeni rezervlerle ilgili tabii ki heyecanlıyız. İlçemizde tesis kurulursa, yani bugün Adıyaman diyorlar. Herhalde her iki ihaleyi birleştirmişler. Sanki televizyonlarda öyle işliyoruz. Yani tesisin mutlaka Maden ilçesinde kurulması lazım. Kurulması lazım ki Maden faydalana. Eğer bu rezerv Maden içerisindeyse Maden'in gençleri faydalansın, Maden'in esnafı faydalansın, Elazığ faydalansın, ülkemiz faydalansın. Yani biz bunu istiyoruz. Yani tesisin başka yere gitmesini istemiyoruz kesinlikle.